çözümler nelerdir? Evet, kulak ağrıları için de çok güzel bir bitki var. Bu nedenle nedir? Bu bitkinin ismi, adı üzerinde kulak otu. Böyle yeşil, gördüğünüz gibi bir bitki, kaktüse benziyor. Buna dam koruğu veya kaya koruğu denir. Karadeniz bölgesinde damların üzerinde yetiştiği için, daha çok oralarda yetiştiği için dam koruğu, kaya koruğu denir. Bunun böyle birçok türü var. Gördüğünüz gibi böyle biraz hafif renkli, kahverengimsi yaprakları olan, bir de böyle tamamen yeşil olan birkaç türü daha var. Pembesi, kırmızısı vesaire. Zedum sempervivum, Latincesi. Türkçesi kaya koruğu, dam koruğu. Diğer bir adıyla da kulak otu. Niye kulak otu diyorlar? Kişinin kulağı ağrıyorsa ne yapacak? Şöyle bir yaprak alıyor. Bunun içi sıvı dolu. Ben mesela geçen sene Kamilova'ya gittim. Gitmişken bir de denize gireyim dedim. Girdiğime pişman oldum. Neden? Ay, sağdan soldan kanalizasyonlar akıyor hiç rastgele. Maşallah. Ne oldu? Orta kulak iltihaplanmaz. Onu denedim, bunu denedim, şunu denedim. İyileştim ama artık korkumdan geçen sene fazla denize giremedim artık. Yani o sezon bitti gitti benim için. Öldü. Ha şimdi ne var elimde? Kulak otunun yaprağı. Bunu ne yapıyorsun? Böyle eziyorsun hafif. Suyu çıkıyor. Suyu böyle kulağına damlatıyorsun. Kulak damlası gibi. Şöyle kulak damlası gibi damlat. Kulağına böyle. Hiçbir kulak rahatsızlığı kalmaz. Bu da kulak ağrılarına doğal bir, atalarımız bunu eskiden çok kullandıkları için, çok bildikleri için kulak otu demişler. Adı, doğal adı kulak otudur. Çocukların, bebeklerin, herkesin kullanabileceği bir yaprak. Sıkıyorsunuz suyunu, kulağa damlatıyorsunuz. Bu kadar. Kulak ağrısını şak diye keser. Ha, bir vatandaşta kulak çınlaması varsa, kulakta tahribat çok büyükse, kireçlenme varsa veyahut da kireçlenmiş, taş gibi olmuşsa iltihap veyahut da kulağı ağır duyuyorsa, sinirler zedelenmişse vesaire, o zaman başka formüller gerekir. Bu sadece hafif iltihabik rahatsızlıklar nedeniyle ortaya çıkan kulak ağrısı, ani rahatsızlık varsa onun için ideal.